Bugün günlerden 27 Ocak Salı Ben Sorarım programıyla gene bizler kamera karşısında siz de ekran karşısındasınız. Bugün e, konuğumuzla konuşacağımız konuları ben önceden söylemiyorum çünkü zaten konuların ve konuşulacakların nereye doğru gideceğini ben de pek kestiremiyorum ama bir yerden başlayacağız. Bugünkü konuğumuz e, AKP Eskim Kütahya milletvekili. AKP'yi karıştırmasanız olurdu. Ben zihinlerde Aynen. bir hatırlatma Aynen. yapmak için oradan başlıyorum Aynen. ama eski dedim. Aynen. Ee, ve şimdi Demokratik Gelişim Partisi Genel Başkanı Sayın İdris Bal, hoş geldiniz Merhabalar. programımıza Merhabalar. diyoruz. Konular bugün gerçekten bizi izleyenler için hem merak edici soruların cevabı olacak. Benim de şahsen çok merak ettiğim Hayır, sorular var. Evet. Siz de bizim yüreğimizi rahatlattınız dediniz ki istediğinizi sorun. Aynen. Sıkıntı yok. Hoş Lütfen. ben yine soracaktım. Lütfen rahat Sıkıntı yok. Evet. Ama ben burada bir açıklama yapmak istiyorum. Size de bunu açıklamadım şu ana kadar. Şimdi açıklayacağım. Benim dün bir sıkıntılı hareketim sonucunda belimde ciddi bir sorun olmasına rağmen bugün bu programa çıktım. Çünkü belki İdris Bal'ın aklına şu gelecekti. Bir baskıya mı uğradılar da program <laughs> evet, evet. iptal edildi. Gelir miydi? Gelirdi kesinlikle. Gelirdi, Çünkü değil mi? defalarca iptal edilen programlarımız oldu. Defalarca gazete patronları, yetkilileri, genel yayın yönetmenleri bizzat bana söylediler. Benimle alakalı talimat verildiğini bu adamı çıkarmayın dendiğini söylediler. Yani, Dolayısıyla aklıma gelirdi yani. <laughs> ben başıma geleceği biliyorum. O yüzden şu bölümdeki olaya rağmen bugün buradayım. Yeter ki bu söylenmesin diye. Çünkü biz zaten o baskılara karşı durduğumuz için buradayız. Peki şu baskılardan başlayalım. Şimdi biz İdris Bal'ın AKP siyaset içerisinde belli bir noktadan sonrasına şahit olduk. O da o son noktada dershanelere karşı duruşunuzla ilgili ihraç sistemine disipline vermenizden ve sizin beklemeden istifa etmenizden sonra biz sizi tanıdık. Evet ama bu orada başlamadı. Tabii sizin ki. aslında AKP siyasetiyle <laughs> ters düşmeniz öncesinde başladı. Evet. Yani bu aslında sizin söylenildiği gibi çıkarlarınız gereği pozisyon değerlendirmeniz gibi olmadı. Bunu sizden öğrenelim mi? Tabii ki. Öncelikle Hüsnü Hanım, ben 2011'de siyasete girdim. Ben bir profesörüm. Ama şunu söylemem gerekir ki kitaplardaki anlatılan devlet yönetimi siyaset çok masum, çok temiz kitaplar çok saf. Ama İda. gerçek siyaset meclis mecliste öğreniliyor. Hayatın içinde öğreniliyor ve çok kaypak olduğunu ve çok ilkesiz olduğunu, çok sorunu olduğunu söyleyebilirim. Hangi siyasi görüşten olursak olalım bunu düzeltmemiz gerekiyor. Ben siyasete girerken şu mantıkla girdim. Bir sepetin içerisinde ne kadar kıymetli eşya varsa sepet o kadar kıymetlidir. Yani ben AKP'den de girsem, siyasete, CHP'den de girsem, MHP'den de girsem, doğruları söylerim. Birikimimle, önerilerimle, eleştirilerimle, raporlarımla ülkemin hayrına işler yaparım diye girdim. E, Ama girdiğimde olma sebebiniz bu değil mi zaten? Evet. Ona Kesinlikle girdim. Bu. Ama evet. girdiğimde şunu gördüm. Meğerse öyle değilmiş. Paltonuzu, kapıya, vestiyere astığınız gibi aklınızı, fikrinizi, vicdanınızı orada bırakacakmışsınız. İçeri girdikten sonra, "A beni vekil yaptılar. Ben de bunun karşılığında itaat edeceğim, biat edeceğim. Doğru yanlış hesabı yapmadan, aklımı, vicdanımı devreye sokmadan alkışlayacakmışım." Ben bunu görür görmez ilk günden itibaren bir dakika demeye başladım. Ve ondan sonra mit'ten başlayarak mit yasasından ben doğruya doğru eğri eğri demeye başladım. Zaten ben siyasete girerken medyada çok olmamdan dolayı, görüşlerimi paylaşmamdan, başka bir ifadeyle benim görüşlerime başvurulmasından dolayı zaten siyasete girmiştim ve buyurun denmişti bana. Dolayısıyla e iki sene, iki buçuk seneden az kaldım ben AKP içerisinde. Daha önceden de zaten hiç siyasetle alakam yoktu. Dokuz tane rapor hazırladım. MIT'ten başlayarak dedim ki mesela MIT'le ilgili. MIT'te, polisimizde, ordumuzda, devlet kurumlarımızda bizim hepsi göz bebeğimizdir. Ama bir dakika. Genel kurmay başkanı bile tutuklanıyorsa ki varsa belli deliller tutuklanabilir. Ama siz bir kurumu fanus içerisine alabilir misiniz? Alırsanız bu şu anlama gelir. Çürük elmaları da muhafaza ediyorsunuz. Koruma altına alıyorsunuz demektir. İddialara göre o 17 yaşımızdaki kızımızı işte KCK'lılar attı deniriken aslında bizim istihbaratımızın bir elemanı bir e, molotof kokteyl atıyor ve oradaki kız çocuğu yanıyor daha Hayatlı, sonra hayatını evet. kaybediyor. Soruyorum bu, evet. bu iddia, iddia ya buna ediyor. benzer birçok iddialar var ki doğrular da vardır zira. Hiç kimse melek değil. Polisin içinde de, ordunun içerisinde de, öğretmenlerin içerisinde de, mitin içerisinde yanlış yapanlar olabilir. Fanus içerisine koyarsanız o yanlış yapanları da korumuş olursunuz dedim. İkincisi Gezi ile alakalı. Bakın iddia ediyorum kaç tane milletvekili rapor hazırlamış. Ben rapor hazırladım ve uyardım. Dedim ki stratejik olarak doğru değil. Bir başbakan yerel bir konuyla böyle müdahil olmaz. Oranın belediye başkanı var, valisi var. İkincisi tarih görünümlü bir AVM yapmamak lazım. Bu işin içinde rant var, rant kokusu var. Bir üçüncü yönü demokrasi sandıktan ibaret değildir. Geldiğiniz zaman bile soruyorlar. Burada sordu arkadaşlar. Çay mı istersiniz? Kahve mi istersiniz diye. Neden insanlara sormuyorsunuz? Tarih görünümlü bir AVM mi istiyorsun? Yoksa tamamen yenmeyeçil insanların konuşabileceği, belki orada stresini at atabileceği ağaçlık bir yer mi istiyorsun? Mi ya da başka bir öneriniz var mı? Niye sormuyorsunuz? Dolayısıyla bunları söyledim ve tamamen pozitif, tamamen yapıcı bir üslupla. Ondan sonra çözüm süreciyle alakalı. Dedim ki akıllı insanlar aynı delikten iki defa ısırılmaz. 2011 öncesi adına Kürt açılımı, demokratik açılımı, açılım denen bir dönem oldu. Mağduriyetler, evet evet, mağduriyetler giderilecek, terör bitecek bir sürü adım atıldı. Hep beraber sağcısıyla, solcusuyla alkışladık. Kürtçe yayın olsun dedik. Ekonomik teşvikler, taşıtan çocuklar yasası gibi düzenlemeler. Terör bitmediği gibi azalmadı. Azalmadığı gibi örgüt o dönemde KCK'yı kurdu. Orayı bir kuluçka dönemi gibi kullandı. O zaman da için zaman Aynen. Şimdi neden sonra aynı şeyi başlatıyorsunuz dedim ve şunları sıraladım. İddia ediyorum raporumda ve ben Cumhurbaşkanı dahil herkese paylaştım bunu. Kuzey Suriye'de devlet kuracaklar. Oraya silah lazım, savaşçı lazım. Türkiye'dekileri oraya yollamak için bunu yapıyorlar. Uluslararası hale getirecekler konuyu. Konuyu meşrulaştıracaklar. Bölgedeki vatandaşlarımız üzerinde, aşiretlerimiz üzerinde baskı yapacaklar. Dağda güçlenecekler. Bunlar, bunların hepsini tek tek saydım ben. Hepsi olmadı mı? Hepsi oldu. Bakın bu ülkenin başbakanı Kobani'ye selam olsun diyor. Herkese selam olsun ama şiddet, terör yapanlara selam olmasın. Şiddeti, terörü bıraksınlar. Hep beraber Diyarbakır'da da, Ankara'da da, İstanbul'da da halay çekelim. Ondan sonra diğer bir konu Mısır'ı kaybetmeyelim dedik. Yani Mısır'ı kaybetmeyelim ne demek? Tamam darbecileri kınayabilirsiniz. Mısır olayından sonra. Tabii, tabii. Kınayabilirsiniz, kınamalısınız. Ama daha sonra ben sizi ve Mısır'ı seviyorum. Dost olmalıyız. Acele demokrasiye geçin. Acele seçim yapın. Bu arada da Cumhurbaşkanı Radik tebrik telgraf, şey, tebrik etmişti. Evet. Yeni evet. yönetim ama. Evet. Dönem başbakanı farklı konuşuyor. Ama mesela. ne oldu? Neticede ekonomik-siyasi ilişkilerimiz kesildi. Yine bu kadın-erkekli meselesinde ben dedim ki insanlar hangi dine inanırsa inansın, hatta işte ateist bile olsa düzenli bir aileyi savunurlar, çocuklarının çocuklarının düzenli bir aileye sahip olmalarını isterler. Ama siz kadınlı erkekli meselesiyle bir istihbarat devleti mi oluşturmaya çalışıyorsunuz ki dinen de ayıpların peşinden koşulmaz, kurcalanmaz ya da başka bir niyetiniz mi var? Bu demokraside yoktur. Hatta ahlakta yoktur şeklinde uyarılarda bulundum. Ya da o imam meselesiyle alakalı, işte yalan söylemediği için imam sürüldü dediler. Ben dedim ki Emin bu değilim bezme, ama. Evet. Eğer dedim yalan söylediği için şey. e, sürüldüyse yazıklar olsun imamı sürenlere dedim. Ama aynı şekilde bu dış siyasetle alakalı ya da dershane meselesiyle alakalı dedim ki ya niyet nedir? Yani üzüm yemek mi, bacıyı dövmek mi? Kendiniz diyordunuz ki doğrusu da oydu zannediyorum e, ee, immatipleri cezalandırmak için işte 28 Şubat sürecinde tüm meslek liseleri cezalandırılıyor diyen siz değil miydiniz? Şu anda da belli kesimi cezalandırmak için dershaneleri kapatıyorsunuz. Niyetiniz çağdaş dünya standartlarında daha doğrusu gelişmiş ülkeler standartlarında eğitim ise e, o zaman 150-200 bin öğretmen açığını kapatırsınız. Fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırırsınız. Ve eğitimdeki bu kalite arttıktan sonra zaten arz ve talebe göre, göre, hareket eden bu dershaneler azalacaktır tamamen bitmese bile. Ki doğru dürüst bir sınav sistemi getirirseniz ihtiyaç kalmaz. Ama siz başka niyetle yapıyorsunuz. Bu doğru değildir. Bir de bizim rejimimiz demokrasi ise demokrasi siyasal alanda çoğulculuk olduğu gibi ekonomik alanda da çoğulculuktur. Yani sosyalist ülkelerde olduğu gibi siz emirle komutayla bir şirketi bir dersaneyi açıp ya da kapattıramazsınız gibi eleştirilerde bulundum. Ha bundan dolayı beni hani diyorlar ya başörtülilere e, ikna odaları kuruldu. O ona benzer ikna odalarına ben aldılar. Dediler ki ya sen daha gençsin, vekil olacaksın. Ben de net bir şekilde söyledim. Yani hodri meydan diyorum tam tersini varsa buyursunlar. Her ortamda konuşabiliriz, tartışabiliriz. Ben dedim. Buraya katkılarımı ortaya koymaya geldim, raporlarımı da yazarım, eleştirilerimi de yaparım. Ama ben bunları ahlak sınırları içerisinde ve parti ilkeleri içerisinde yapıyorum ve bunların doğru olduğunu düşünüyorum. Ama dedim, aksi takdirde siz ne gerekiyorsa yapın. Yani disipline verebilirsiniz disipline dedim. Disipline verilmeseydiniz istifa edecek miydiniz? Şöyle söyleyeyim, o gün etmezdim ama 17 Aralık sonrası yine ederdim. Cemaatçi misiniz? Ben cemaatçi asla değilim ama şunu söyleyeyim. Ülkemin hayırına çivi çakan herkesi kutlarım. Benim bayrağım ordumun karargahında indiriliyor ise bunu indirenleri kınarım. O bayrağı, Atatürk'ü, kültürümü, dilimi 165-170 ülkeye kim götürürse götürsün. ister bu A cemaat olsun, ister B cemaat olsun, isterse bunu götürenler Yahudi olsun. Ben bunları alkışlarım. Ama diğer taraftan da demokraside delil varsa, suç varsa yargının gözü kördür. Cemaatine, dinine, mezhebine bakmadan cezasını verir. Ben demokrasiye inanan biriyim ve çoğulculuğa inanan biriyim. Bu çok, çok önemli bir soru. Biz nasıl bir ülke istiyoruz? Lübnan gibi mezhebe göre, dinlere, siyasete göre parça parça olmuş, kırık kırık olmuş bir ülke mi istiyoruz? Yoksa Avrupa, Amerika gibi çoğulcu bir toplum. Kararların pazarlık masasında alındığı farklı lobilerin özgür medyanın kamuoyunun özgür düşünce kuruluşlarının olduğu farklı siyasi görüşlerin olduğu ve tartışma ile pazarlık ile kararların alındığı çoğucu bir toplum olmak istiyoruz. Bugünlerde bu ben cemaatleri, cevap, evet, cemaatleri Türkiye'nin realitesi ve bir zenginliği olarak görüyorum. Peki cemaatlerden hemen şu soruya girelim. Son dönemde yaptığınız bir basın açıklamanız vardı. Orada 2007 yılında dönem başbakanı Tayyip Erdoğan'la Yaşar Büyükanıt Paşa'nın Dolmabahçe Sarayı'ndaki toplantılarına ithafen e, o toplantının içeriğine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir soru önergesi verdiniz. Dediniz ki Bu konuşmanın içeriğinde cemaatler ortadan kaldırılsın, illegal örgüt sayılsın ve mal varlıklarına el konulsun konuları geçti mi, evet. geçmedi mi? Evet. Şimdi bu konu çok önemli çünkü hepimiz çok merak ettik Dolmabahçe Sarayı'nda aslında neler konuşuldu diye. Siz vakıf olduğunuz için bu soruyu sordunuz. Evet, şimdi öncelikle Hüsnü Hanım bu cemaatçilik meselesi de Türkiye'de çok istimal edilen bir mesele. Acaba neden? Ne acaba neden? Cemaatçilik ne demektir? Yani ben özür dilerim acaba neden derken şöyle bir şey çünkü e, yolları ayırdıktan sonra cemaat aleyhine o kadar çok iktidar konuştu ve o kadar e, artık maksadı aşan zannediyorum öfkeyle ve kinle o kadar laflar söylendi ki tabii. bence bu noktaya gelmesi çok normal devam edin lütfen. Şimdi Hanım, cemaatçi yakıştırması bir sefer o tamlama çok o sıkıntılı bir tamlama bir gazeteyi okuduğunuz için ya da bir kesim ne güzel Türkçemizi öğretiyor dediğiniz için ya da ne bileyim bir kurban bağışı yaptığınız için ya da herhangi bir şekilde bir faaliyete katıldığınız için cemaatçi olunuyorsa size temin ediyorum. Rahmetli Ecevit cemaatçiydi rahmetli Erbakan rahmetli Türkeş rahmetli Üzal cemaatçiydi sayın Demirel cemaatçiydi e aynı sözleri başbakan ve şey bunlar, söylüyordu. Ya da bunlar evet şimdiki şimdikiler hepsi cemaatçidir evet, hepsi yani. Eğer cemaatçilik demek cümleleri defaten bu faaliyetler hayırlıdır demek cemaatçi yapıyorsa inanın Türkiye'nin bence yüzde seksene 90'ı cemaatçi olur. Bunlar doğru laflar değil ama bunlar tamamen konjonktürel olarak belki oraya da geleceğiz ama iktidarın kullandığı, kendi ayıplarının ortaya çıkmaması için, algı operasyonu için kullandığı söylemlerdir. Meselenin birinci tarafı bu. İkinci tarafı tam da bu tartışmalar olurken, tam da paralel yaftaları varken, tam da şu anda medyaya baskı yapılırken, yargıya baskı yapılırken, devletin DNA'sı ile oynanırken, devlet bir parti devlet haline getirilmeye çalışılırken, insanlar, medya, iş adamları havuç ve sopa politikasıyla hizaya getirilmeye çalışılırken, kuvvetler ayrılığı ortadan kaldırılmış iken, böyle bir dönemde hakikaten de bu dolma bahçe, bahçe meselesi maniler hale geliyor. Ben açıkçası benim bilgim yok. Ben bir milletvekiliyim. Aynı zamanda Demokratik Gelişim Partisi'nin genel başkanıyım. Bize çok gelenler oluyor. Mektuplar var. işte buluşalım şöyle vereceğiz, şu belgeyi vereceğiz. Biz itibar etmiyoruz. Ama o kadar ısrarlar oldu ki bu hususta bana. Ben açıkçası ee, yani bir iddiayı delil olmadan ortaya atmam. Zaten ortaya attığım da benim bir iddia değildir, sorudur. Soru. Evet, ve benim evet. genel başkan yardımcım da o anlamda belli şeyler söyledi ya da kendisine gelen bir e, belli e, iddiaları bana taşıdı ve ben e, bu iddiaları duyduktan sonra yani dolma bahçede ne olduğunu ve günümüzdeki yaşananları da oraya koyduktan sonra yan yana. Bunun çok manidar olduğunu düşündüm ve bu soruyu sordum. Ne manidar olan şey ne? Örtüşen şey ne? Orada şu soruyu soruyor insanlar. Kahvanelerde soruyorlar. Kapalı kapılar arkasında soruyorlar. Kısmen medyada soruyorlar. Diyorlar ki burada ne konuşuldu? Burada bir taraf dosyalar koydu. Karşı tarafta başka dosyalar koyup birbirlerini tehdit mi ettiler? Bunu insanlar konuşuyor. Yani bizim saklamamıza gerek yok. Zira demokrasi Hüsniye Hanım sadece yargısal denetim değildir. Demokrasi aynı zamanda kamuoyu denetimidir. Bir de insan düşünen Siyasal bir denetimdir. canlı yani. Düşünen bir canlı. Medya Bizi denetimidir. Yani sadece yargı denetimi değil orada mecliste de bir denetim olmalı. Yani meclis belli konuları yargı denetleyecek ama meclisin gündeminde de tartışılmadı, tartışılmalı. Medyanın gündeminde de tartışılmalı. Kamuoyu tartışmalı, STK'lar tartışmalı. İşte demokrasinin bir gereği olarak ben meclise getirdim. Ve şunları sordum. Yani orada hakikaten böyle bir dosya iddia edildiği gibi karşılıklı restleşme oldu mu? Ve bu restleşmeden Sayın Büyük Anıt daha güçlü çıkarak işte tüm cemaatleri e, illegal kapsamını alacaksınız. Bize size her türlü, türlü desteği vereceğiz. E, mal varlıklarına el koyulacak. Bir ekip kurulacak. O ekip size nasıl davranacağınızı söyleyecek. Dendi mi denmedi mi? Ben dendi de demiyorum. Denmedi de demiyorum. Ama sadece o kadar yoğun iddia oldu ki ben bunu e, açıkça söyleyeyim bu baskılardan kamuoyu baskısından dolayı vermek zorunda kaldım e, meclise. İkincisi tabii ki burada bir yıpranma olabilir iktidarın. Bu yıpranmadan kurtulmak için de Kamuda kısmi bir başörtüsü serbestisi getirerek e, o yıpranmasını önlemeye çalıştı mı e, iktidar ve bunu da ekibe söyledi mi? Ya da bir başka soru, cemaatler başta hizmet hareketi olmak üzere günah keçisi haline getirilip Uğur Mumcu cinayeti e, suikasti dahil tüm faili meçhuller bunların üzerine... Bu cemaatlerin üzerine yıkılma planı var mıydı yok muydu? Ben diyorum bakın, var da demiyorum, yok da demiyorum ama bunlar hakikaten gereken tartışılması sorular. gereken ve günümüzdeki olaylarla da çok örtüşen olaylar. Çünkü niye Polis Akademisi niye kapatılıyor bu ülkede? Yani cumhuriyet tarihinin güvenlik birikimi neden yok ediliyor? 12-13 ülkeden öğrenciler geliyor. Polis Akademisinde öğretim alıyorlar. ...güvenlik güçlerimiz arasında bir dostluk, kardeşlik oluşuyor. Neden bunu engelliyorsunuz? Diplomatik olarak da doğru değil, güvenlik açısından da doğru değil. Ama sebepler değil. ve niyet farklı. Bu arada ben bir bizi izleyenlere hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, sorularınız varsa eğer bize iletmek istediğiniz... E, ...Cem TV'ye SMS atmak istiyorsanız cep telefonunuzdan... ...lütfen Cem TV diye başlayınız, mesajınızı ekleyin, 23.53'e gönderin. Cem TV diye başlayın, mesajınızı ekleyin ve 23.53'e gönderin diyoruz. Şimdi size buradan devam ederek bir şey daha sormak istiyorum. Sizin cümlelerinizden birisi Türkiye'de din üzerinden siyaset yapılmamalı. Türkiye'de din üzerinden siyaset mi yapılıyor? Hem de bal gibi yapılıyor. Benim soyadım gibi yapılıyor. Bakın. <laughs> bir aileye söyleyeyim. Bir aileye söyleyeyim. Tadından yenmez derler ama bu durum öyle değil pek. <laughs> evet. Ben şimdi şu şunu söylemek isterim. Yani genelleme yapıyorum. Kimseyi itham etmiyorum. Türkiye'de merkez sağ az ya da çok dini ve milli değerleri kullanmıştır siyaset aracı olarak. Merkez sol ise az çok Atatürk'ü ve laikliği kullanmıştır. Ben diyorum ki geleceğin siyasetinde proje olmalı. Din de bizim, milliyet tarih de bizim, Atatürk de bizim, hatta Anglo-Sakson tipi anlayışı ve uygulaması ile dini özgürlüklerin, inanç özgürlüğün teminatı olan de bizim ortak paydamızdır. Herkes oturmalı, terini silmeli, adam gibi, hanımefendi gibi projeleriyle bu ülkede siyaset yapmalı ve herkese saygılı olmalı. Din inanç hürriyet deyince herkesle üretken tüm de inançla, olmalı diyorsunuz. Üretken olmalı projesiyle gelmeli. Sizin sorunuza gelirsem bu ülkede din kullanıldı mı? Evet, az çok merkez sağ kullanmıştır siyaset aracı olarak dini ama zirve yapan AKP'dir. Bakınız ben kendi kendim kaç defa duydum. Mesela bir milletvekili diyor ki hatta söyleyeyim yani Kütahya'daki e, Soner Bey AKP milletvekili defaatla hem konuşmalarında söyledi bunu hem bizzat bana da defaatle söyledi. Bu partide yani AKP'de siyaset yapmak ibadettir. Ölürsem kuliste ölmek isterim, şehit olurum ve cennete giderim. Benim hemen aklıma şu geldi. Ben aynı zamanda bir hocayım, profesörüm. Orta çağda Hristiyanlar cennetin anahtarını satıyordu. Şimdi herhalde bir başkaları cennetin anahtarlarını Ben böyle kaldım satmaya... fark ettiniz mi bilmiyorum. Böyle kaldım söylediğiniz Sat... şey karşısında. Aynen. Bakın ben imza yani o hususta e, Hodri Meydan yani defaatle söylenildi. Yani. Bunu bir vekil söylerse Aynen. eğer, defaatle... bunu bir vekil söylerse eğer o zaman bu <laughs> halk içinden buna benzer tweet'leri atan insanlarımıza biz hiçbir şey demeyeceğiz. Yani bu kadar çok kraldan çok kralcı bu kadar bir adları var ama kullanamayacağım. Bana yakışmaz, ekrana yakışmaz. Ya e CHP'leri ne yapacağız? Cehenneme mi yollayacağız? CHP'leri diğer parti mensuplarını işte bize DGP'ye oy verenleri verecekleri ne yapacağız? Cehenneme mi yollayacağız? Ya Böyle bir şey olabilir mi? Din kimsenin tekelinde değil. Biz değildir. zaten o yapılan açıklamalar, o dini değildir. açıklamalardan biz zaten şöyle bir çıkarımda bulunuyoruz ki biz zaten cehennemliyiz. O kesin. Çalışan kadınlar, hamile sokağa çıkanlar, işte spikerlik yapanlar, ekranda diyor ama görünenler Allah ne falan. Diyor acaba? İşte onları bilmesi gereken şey Allah'ımla, inancımla benim aramda hiçbir kula ihtiyaç Aynen. yok. Çok Aynen. biliyorlarsa kendi doğrularını kendileri Aynen yapsınlar böyle. diyoruz. Aynen öyle. Hakikaten dediğinizin de altına ben de imzamı atıyorum. Din üzerinden siyaset kadar bir ülkeyi bölen Tabii ki. ve çirkinleştiren Tabii. ki görüyoruz. Örnekle de gösteriyoruz. Şamil Tayyar'ın açıklamaları var. Şamil Tayyar parti kuranlarla ilgili ve partilerle ilgili açıklamalar yapmış. Sizinle de ilgili egosuz çok şişkin birisi duvara çarpacak duracak. Cemaat evet. onun peşine düşmüş gidiyor diye bir açıklaması var. Sizle ilgili yani bu biraz evvel sizin C yaptığınız... Cemaat. Cemaat de peşine düşmüş gidiyor hı, gibi hı. bir açıklaması evet. var. Aslında gösterilmek istenen şey e, durumu kur, kullandınız ve parti kurmak için ama şurada diyor zaten 9 raporum var. Hepsinde de AKP'nin siyasi stratejisine ben karşıydım. Zaten çoktan ipiniz çekilmiş. İdris Naim ile ilgili bir açıklamaları var ve kurduğu partiyle ilgili diyorlar ki onun döneminde İçişleri Bakanı iken kadrolaşma, cemaat kadrolaşmasına çok katkısı oldu. Bu yüzden de cemaat onu çok kolladı. Diye de bir yorumu var şu an milta yarın. Peki Edis Bey yani mantık aklı olan düşünen bir insanın aklına şu geliyor. AKP bu kadar iktidar ve yönetenleri bu kadar saf mıydı İdris Naim Şahin bakanlık döneminde kadroları şişirirken, cemaati yerleştirirken veya siz bu durumdayken cemaatçisiniz ya Hakan Şükür cemaatçi tuzluklar içlerine sızarken bunlar neyin hangi şehvetin içindelerdi ki bunları görmediler de neye göre adam aldılar neye göre yerleştirdiler diye de ben sorarım açıkçası. Yani bizim içimize tuzluklar sızmış. Biz aldatıldık Bülent Arınç'ın. Biz kandırıldık bu kadarını bile tahmin etmiyorduk. İhanet edildi diye. Şimdi bu AKP yönetimi bu kadar saf mı? Ya da bugün iş tuttukları yarın aleyhinde olursa. Yani ben şuna inanıyorum. AKP'nin zaten üzerine kurduğu gücün altyapısı aslında cemaatin, hizmet hareketinin gücünün üstüne kurul ve buralara geldi. Ama bir yerde, önce bu soruyu alayım. Bir yerde oyun bozuldu. Nerede bozuldu? Tabii burada e, oyunun bozulmasından önce şu ego meselelerine evet. bir şeyler söyleyebilir miyim? Tabii ki o Açıkçası Cevap ben, beni, zaten. Beni tanıyanlar en iyi cevap verecektir. Ego meselesiyle alakalı. Ben İnsan olmaya çalışıyorum yani. E, akademik kariyeriniz var artık okumuyorsunuz bir, bir yere ben bir, gelmişsiniz. Ben bir profesörüm. Evet yani. Eğer egosu? egosu yüksek demekle şu kastedilir. Şişik. şişik <laughs> demekle şu kastediliyorsa evet. Çok şükür özgüvenim var. Kimsenin karşısında kompleksim yok benim. Zira ben hiçbir konuşmam bakın iddia ediyorum. İngilizce konuşmalarım konferanslarım dahil. Hiçbirini kağıttan okumadım. Camdan okumadım. Ben konuşmalarımı camdan prompterdan değil candan yapıyorum. Bu ego şişkinliği ise evet ego şişkinliği. Ve kimsenin karşısında hiçbir sıkıntım yok. Yani anlamda hodri meydan diyorum. Ve ben kitaplarımı onun bunun verdiği bilgilerle izli kapaklı evraklarla yazmıyorum. Ben kitaplarımı Bu, bir iki tane var iki tanesi, ama tanesi iki tanesi de İngilizce kitabım dahil olmak üzere oturup çalışıp yazan Bence Ştap hakkınız mı yani. Bu özgüven hakkınız var. Dolayısıyla bu benim böyle bir özgüvenim var ve kimsenin karşısında da çok şükür kompleksim yok. O anlamda evet, çok rahatım. Hiçbir kompleksim yok. Şükrediyorum böyle olduğu için. Diğer taraftan şunu da söylememde fayda var. Türkiye'de benim yerime ümit vaat eden, ufuk vaat eden bir hareketi, partiyi Yahudi dinine inanan bir vatandaşımız kursaydı ya da Ermeni kökenli bir vatandaşımız Hristiyan bir vatandaşımız kursaydı emin olun derdi ki bu AKP ah bu paraleller o kadar akıllı ki takiye olsun diye öne bir tane Yahudi vatandaşı koymuşlar ipler elinde arkadan oynatıyorlar derler miydi derlerdi aynen bir Alman Cumhurbaşkanı bu ülkeye gelip hukuk dediği için adalet dediği için paralel olarak ilan edildiği gibi. Almanya'nın imamı ilan edildiği gibi. Ama ben onlara nasıl ne dedim? istifa ettiğimde ki ben 30 Kasım'da istifa ettim. 17 Aralık'tan önce ve disipline verilmiştim zaten. Dedim ki benim Siyasete girişimde herhangi bir cemaatin, herhangi bir sermaye grubunun, koç grubunun, sabancı grubunun, başka bir grubun etkisi varsa onların kontenjanı ile girdiği ise desteğiyle girdi, selamı ile girdi isem, ben istifa etmeye, vekillikten de istifa etmeye hazırım dedim. Ve o hıdri meydanım her zaman devam etmektedir. Ve yine aynı şekilde bir insan hem gezi raporu hazırlıyorsa hem çözüm süreci hem kadın erkekli meselede konuşuyorsa hem alevi sünni kardeşliği nasıl sağlanır diye rapor yazıyorsa hem Mısır meselesiyle alakalı rapor yazıyorsa hem dershane meselesine konuşuyorsa kusura bakmayın. Burada net bir duruş var. Evet, özgüvenimiz var ve bana kim ne derse desin o dönemin baş dönemin başbakanı dahil irademin üzerine ipotek koydurmadım. Şükürler olsun. Omuzlarına siyaset yapmak evet. lazım zaten. Çünkü ben onlar gibi, o beni eleştirenler gibi 10 dönem milletvekili olmaktansa bir dönem İdris Bal gibi milletvekili olmayı, özgür milletvekili olmayı kendime yakıştırırım. İrademin üzerine ipotek koydurmayı hem beni seçenlere ihanet olarak görürüm hem kendi aklıma fikrimi, fikrime vicdanıma haksızlık olarak görürüm hem de beni yaradana karşı büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Dolayısıyla herkes o anlamda bence eğri otursun, doğru, doğru. konuşsun Peki. ve şunu da söylemek isterim ki iktidar önce alternatifleri yok etme anlamında bazı insanları içine çekti Süleyman Bey gibi, Numan Bey gibi. Evet. Sonra da bizim çıkmamamız için bakın benimle kahvaltı yapanlara polis yolladı, ifade aldı, aldırdı ve bir havuz medyasında İdris Bal darbe yapacak diye manşet yaptılar. Yanımdaki iş adamlarına telefon edildi, onlar uzaklaştırıldı. Yanıma ısmarlama adamlar gönderildi, beni oyalamak için. Yemeklerime fitne sokuldu ama biz kurduk. Ama nasıl kurduk? Alman tankları Sovyetlere giderken, savaşa giderken bataklığa ilk gidenler saplandı sonrakiler üzerinden geçti ya. bir sürü arkadaşımızı kaybederek kurduk. Kurduktan sonra bile bazı iş adamı arkadaşlarımızı, abilerimizi yanımızdan uzaklaştırdılar. Ve finansal olarak ve siyasal olarak bizi boğmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İl başkanlarıma benim dediler ki İdris Bal milletvekilliği bitince Silivri'yi boylayacak, hapse yani gidecek. Siz de peşinden gitmemek için il başkanı olmayın dediler. Ve itibarsızlaştırma kampanyası yaptılar. Yandaş medya durmadan İdris Bal'ın yanında kimse yok, yalnız. Yani bizi itibarsızlaştırma anlamında elinden geleni yaptılar. Ve bir şey daha söyleyeyim ama bunun detaylarına girmek istemiyorum şimdilik. İşin püf noktası şudur. İktidar şunu yapmaya çalışıyor. Zira iktidar dini ve milli değerleri çok iyi kullandığı gibi, mağduriyeti çok iyi kullandığı gibi, havuz işlerini, havuzda para toplama işlerini çok iyi bildiği gibi psikolojik savaşı ve algı yönetimini çok iyi biliyor. Ve şunu dedirtmeye çalışıyor vatandaşlara. Vatandaşımız gözünü açmalı. Bu kırık kırık, bu kadar parti var. Bu insanlar bir yere gelememiş. Bunlara, bunlardan adam olmaz. İyisi mi? Siz dönün, dolaşın, yine istikrara oy verin. Yani AKP'ye oy verin dedirtmek için Türkiye'de Parti enflasyonu var zaten ve aldım. ben millet gözünü açsın diyorum kimin arkasında kim var birazcık birazcık akıllarıyla vicdanlarıyla çalışsınlar biraz da ne bileyim başka türlü bir siparat yapsınlar. Ha, Ama ben daha detaya girmek zaten. istemiyorum. Tamam, yani. e Burada ipleri başkalarının elinde olan bir sürü ünite kurduruldu. Parti kurduruldu. Bu kadar mı bu, bu Şimdi bir kısa reklam arasına giriyoruz. Ondan sonra da size bu oyun aslında nerede bozuldu diye o sorunun cevabını tamam. alacağız. Ee, burada biz olacağız kısa bir aradan sonra. Lütfen sorunun cevabını size ekran başında bekliyor olun. Kısa bir aradan sonra.